Ay kızlar, kızlar durum fena. Ay ne yapacağım şimdi biliyor musunuz? Tereyağlı pekmez karışımı yapacağım. Denizde inanılmaz bir öksürük var. Sabah 5'e kadar gözümüzü yummadık. Ne yaptıysam nafile hiçbir şey geçirmedi. Öksürük şurubu verdim, vik sürdüm, başucuna soğan koydum. Ondan sonra bol bol su içirdim. Yok kesinlikle bana mısın demedi. Öksürüğü geçmedi. Denizden de nehire grip geçti. Nehirin ağzı burnu akıyor. Ara sıra da öksürüyor. Hafif de bir balgamı var. Şimdi hemen sizinle beraber şey yapalım. Tereyağlı pekmez yapalım. Benim şimdi buzlukta böyle tereyağım vardı. Onlardan böyle 2 kaşık kadar falan çıkarttım, kestim. Çünkü buzluktaydı. Onları şimdi cezveme alayım. Ay düştü. Önce onları bir cezveye koyalım. Şöyle. Ondan sonra ocağımızı yakmadan önce hakiki pekmezim de vardı. Benim nehire böyle öksürdüğü zaman falan veriyordum. Şimdi bundan biraz da pekmez boşaltacağım. Tereyağının üzerine. Şöyle bayağı bir boşaltalım. Normal pekmez de olur. Harnu pekmezi mi diyorlar işte. O da olur. Bu büyük bir ihtimal harnu pekmezi olması lazım. O daha faydalı diye biliyorum. Şöyle şey yapayım. Hadi. Herhalde yeterli. Ondan sonra ocağımın altını açayım. Kısık ateşte. Şöyle, şöyle kısık ateşte yavaş yavaş küçük küçük karıştırarak eritelim. Anında kesiyor. Çünkü ben bir önceki hasta olduklarında yapmıştım. Onu sizinle paylaşmamıştım. Dedim bu sefer de beraber yapalım. Çok da faydası oluyor. Gerçekten söylüyorum, çok faydası oluyor. Şöyle yavaş yavaş tereyağı eridikten sonra altını hemen kapatacağız. Altını kapattıktan sonra da ılımaya bırakacağız. Normal oda sıcaklığına geldiği zaman da rahatlıkla çocuklara birer tatlı kaşığı falan verebiliriz. Kenarlarından bakın şöyle cızırdamaya başladı zaten. Hemen erimeye başladı. Şöyle. Şöyle karıştırayım. Tereyağı iyice eridikten sonra kapatacağız altını. Kahvemi yudumlayayım bir, bu arada. Şöyle iyice erisin. Bu harika, inanılmaz bir karışım. Kesinlikle tavsiye ederim. O inatçı öksürüklerde ondan sonra hani çocukların iyice böyle boğazları tıkanır. Nefes almakta zorlanır. Ondan sonra o kuru öksürük olsun, balgamlı öksürük olsun nefeslerini açmak için birebir kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Hepimizin çocuğu var. İlla ki bilmeyenler vardır. Bilenler de vardır mutlaka ama bilmeyenler için de burada paylaşmış olayım. Tereyağımız eridi. Tamam. Kenarlarında böyle hafif hafif cızırdıyor zaten. Tamam, fazla özünü kaybetmeden hemen altını kapattım. Şimdi bunu böyle kasesine boşaltıp şey yapayım, bekleyeyim. Şöyle bir tane de kase alayım ben. Boşaltalım şöyle. Hem denize hem nehire içireceğim ben bundan. Bittiği zaman tekrar aynısını yaparım ama büyük bir ihtimal 2-3 gün içinde Allah izin verirse bu karışım sayesinde öksürükleri de kesilecek zaten. Ki alnında da kesiyor öksürüyor zaten ama şey aynı zamanda da bir daha hani tekrarlamasın diye şöyle karışımımız hazır. Kesinlikle tavsiye ederim kızlar, benden söylemesi.
Hadi bakalım şimdilik hoşça kalın. Çok mu tatlısın? Sümük çıkmış gene ya. Hadi tut. Hadi kalk, kalk anneciğim. Onu bak buradan asla asla koltuğu bu tarafa doğru getirdi. Gevşetti şimdi. Ben onu tabii bir koltuktan bir koltuğa bağladım ipi yürümesini sağlamak için. Hani ip gergindi böyle, hani dedim belki yürür filan. O da onu salıncak yaptı işte, oynuyor çocuğum. Ya bu da bebeğiniz alıyor baksana aşkım. Anneciğim. Kızım. Saça bak. Saça bak, palmiye gibi, şuna bak. Ale. Getir. Annem getir. Hadi. Oy. Oy 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 oy. Ay gitti gitti. Oy ay. Ay. Gülüşünü sevdim çocuk. Oy yavaş kız. Annem. Annem. Oy. Beş. Be. Değil, hadi sen kendin koy anneciğim. Hadi sen. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Sıralaması yanlış bak Deniz. Sıralamasını yanlış koy anneciğim. Sarıya koyacak. Şöyle. Bunu koy hadi buraya. Al bunu. Koy buraya. Buraya koy. Bunu koy. Bunu buraya. Aferin annem. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy buraya. Bunu koy. Bunu koy hadi buraya. Oley. Size çekeyim diyordum. Unutuvermişim. Yaparken çektim aslında. Yine daha çok geç olmuş sayılmaz. Hemen şöyle göstereyim. Bugün ne yapalım biliyor musunuz? Patlıcan oturtma yapalım. Yani patlıcan mutlaka mı? Öyle de deniliyor herhalde. Ondan yapacağım şöyle. Ondan sonra hemen göstereyim patlıcanları böyle. Tek tek böyle kızartıyorum. İki tane tavada yaptım. Çünkü çok yavaş oluyor. Bir tanesinde çok az kızardığı için. Hemen kıymamı da şuraya koydum. Kıymayı kavurmaya başladım. Arkasından üzerlerine kıyma kavrulduktan sonra soğanlarını ekleyeceğim. Ondan sonra domatesini, kabuklarını soyduktan sonra domatesini falan ekleyeceğim. Sarımsağını ekleyeceğim. O da orada hazır olacak. Bunları hep beraber yapalım diye. Hemen şöyle geçiverdim karşımıza. Ben bunları tabii patlıcanın acısını çıkarttım. Tuzlu suya bastım biraz. Ondan sonra kızartmaya başladım. Hadi bakalım o zaman tekrar devam edelim şöyle. Kıymam da kavruldu. Hemen şöyle soğanlarımı atayım. Tamam. Kısık ateşte biraz daha böyle kavrulsun. Ben patlıcanlarıma devam edeyim. Şey söyleyeyim size, domateslerin kabuğunun çok çabuk çıkmasını istiyorsanız kettle'da kaynattığınız suyu böyle bir leğene boşaltın, istediğiniz işte kadar domates ekleyin,
5-10 dakika dursun. Ondan sonra kabukların ne kadar rahat soyulduğunu siz de fark edeceksiniz zaten. Ben öyle yapıyorum. Çünkü başka türlü kabuklarını soymak çok zor oluyor. Onu da hemen sizle paylaşayım dedim. Hemen patlıcanlarımı falan aldıktan sonra tekrar harcıma geri döndüm şimdi. Domateslerin kabuklarını çıkarttım. 5 adet domates yaptığımız kalabalık yiyeceğiz diye. Şimdi kıyma harcımın içine domateslerimi koyacağım. Ondan sonra bir kaşık salça koyacağım. Hemen getireyim onu da. Şöyle salça koydum. Ondan sonra şöyle sarımsak kıydım böyle 3 diş. Tuzunu da ekleyeyim. Tamam. Biber koymadım. Kızlar biber konuluyor normalde de kırmızı biber. Hani yeşil biber falan konuluyor ama ben koymak istemedim. Çocuklar pek sevmiyorlar içinde. Yemeğin içinde biberi. Şimdi kapağını kapatayım ben bunu. Ondan sonra domatesleri falan da artık şey olsun. Pişsin iyice. Ondan sonra devam edelim yemeğe. Şöyle büyük boy bir tenceremi aldım. Şimdi patlıcanlarım şöyle. Şimdi ben bunları patlıcanları şöyle dökeyim. Yağını alsın diye peçete koymuştum altına. Şöyle hemen yayacağım bunu. Kıymalı harcım piştikten sonra da patlıcanların üzerine dökeceğim. Ondan sonra bir 5-10 dakika daha kaynattıktan sonra kapatacağız. Yani gayet kolay oluyor. Yani çok da lezzetli oluyor. Ben hep böyle yapıyorum. Bilmiyorum tabii ki değişik yapanlar vardır illaki. Şöyle. Harcım oldu. Şimdi patlıcanın altını tekrar şuradan yakayım. İç harcımı üzerine boşaltayım. Şöyle bir yaydırayım. Sarımsak öyle bir güzel koku veriyor ki, öyle bir güzel lezzet veriyor ki patlıcanda çok güzel duruyor sarımsak. Tamamdır. Şimdi ben bunun kapağını kapatayım. Ondan sonra bir 5-10 dakika kadar böyle kaynasın. Ondan sonra yemeğimiz hazır. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok da güzel oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Hadi bakalım. Tekrar görüşürüz. Tamam mı? Yattın mı şimdi? He? Hadi bana bay bay de. Nehir bay bay. Nehir. Nehir. Öpücük ver annem, hadi gidiyorum ben. Bebeğim. Teyzeleri görüyor musunuz? Benim kızım kendisi yatıyor. Bay bay anneciğim. Öpücük. Oh annem bay bay. Hadi Rabbim rahatlık versin inşallah annem. Tulumunu giydirdim. İncecik böyle hemen bir örtün üstüne. Şimdi burada Nehir kendisi uyuyacak. Deniz bugün teyzesinde kaldı. Onda yatacakmış. Nehir bugün kendisi uyuyacak. Yani ara sıra çünkü böyle uyuyor zaten. Şimdi ta sabaha kadar. Bu da kendisi. Hayır dilini bırak anneciğim. Dilini bırak. Emziğini ağzına al. Emziğini al. Emziğini al. Hadi lambayı kapatacağım. Tamam hadi kapatıyorum. Hadi bay bay annem. Hadi anneciğim. Emziğini al. Hadi bay bay. İyi geceler.
Oh, öpücük. Oh, hadi Allah rahatlık versin. Hepinize iyi geceler. Hadi kapattım anneciğim. Evet.